Isıtılmış taşlara atılan sudan elde edilen buharla yapılan banyo. Sauna. Sauna doğru cevap. Yine beş harfli isim soylu bir sözcük. Tek kelime cevap. Gelsin bakalım soru. Çoğunlukla turşu yapımında kullanılan veya ezilerek çıkarılan suyu tüketilen ham üzüm. Harf alayım. Harf verelim. Bunun suyu da enteresandır ha. İçilir yani. Ve olmamış üzüm gibi düşünün. Harf alın. Siz biliyorsunuz bunu. Aynen. Kajun, kajur. Hadi. Oo, gel geri gelin. Arman Bey harf alın. Harf alayım. Harf alayım. Evet. Koçuk. Kocur. Hayır. Çok güzeldi, bir harfin değişmesi Koçuk, lazım. Koçuk, koçun. Hayır, o harfin değil. Kodun, kofun, kokun, kosun. Hayır, hayır. İlk koçuk dediniz ya. Heh, onun üzerinden değişti. Kotuk. Değil. Komuk, konuk. Değil. Devam. Kosuk. Değil. Kozuk. Değil. Kotuk. Değil. Komuk, konuk. Değil. Kobuk. Değil. Kocuk. Değil. Kofuk. Değil. Koguk. Değil. Kohuk. Değil. Koluk. Değil. Konu. Kopuk. Değil. Koruk. Doğru efendim, doğru cevap. Gerçekten Allah'tan 29 harf var alfabemizde. Yoksa bütün bölümü bir yemiştik hep beraber. Çok tebrik ediyorum. Nasıl güzel de bildiniz. Koruk duymamış mıydınız? Yok, daha önce? Gerçekten mi? Hayır, bir de yeme içme sektöründesiniz ya, bir şekilde yapıştırmışlardı kulağınıza diye düşünerek söylüyorum. Evet. Aslında enteresan, böyle bir koruk suyu diye bir şeylere de iyi gelen bir şeyler var bu arada. Aklınızda bulunsun. Altın bileziktir Arman Bey. Altı harflere geçtik. Tek kelime bir cevap alacağız sizden. Gelsin soru. Osmanlılarda küçük alışverişler için kullanılan bakır sikke. Harf alayım. Harf verdik. Argo'da da şey yapılır böyle. Mangır. Mangır doğru cevap. Hareketten mi anladın? Argo deyince. Argo deyince geldi. Efendim, altı harflerle devam ediyoruz. Uzak doğudan gelen bir sözcük var şimdi sırada. Hep beraber dinliyoruz. Kare şeklindeki 9 hücreyi 1'den 9'a kadar sayılarla tekrarsız olarak doldurma temeline dayalı oyun. Sudoku. Sudoku doğru cevap. 7 harflerdeyiz. Arapça kökenli bir sözcük. Yine tek kelime cevap. Bakalım soruya. Bazı hastalıklarda görülen abuk sabuk konuşma, anlamsız davranışlarda bulunma gibi belirtiler gösteren bunamak. Ruhsal bozukluk. Bunamak? Değil. Yabancı kökenli dediniz değil mi? Arapça kökenli Arapça. Dedim. Evet. Harf alayım. Harf verelim. Bazı hastalıklarda görülen abuk sabuk konuşma, anlamsız davranışlarda bulunma gibi belirtiler gösteren ruhsal bozukluk. Aşık olmak gibi ama Z var. Harf alayım. Evet. Harf alın. Harf alayım. Sakin olun. Harf alın. Harf alın. Harf alayım. Harf aldık. Tamam artık. Hezeyan. Hezeyan. Hezeyan doğru cevap. Efendim, yarışmanın ortasındayız. 2900 puanımız var. 1 dakika 47 saniye süremiz var. Aslında süreyi iyi kullanıyordunuz. Sonunda bir ıkınırken hezeyanda biraz süre gitti. Bence yetişir ama yine de bir dikkatli olalım. 5 tamam. Harf alabilirsiniz artık. 5 harf. Evet. Kaç soru var dediniz? 7. 7 tamam. 5 harf alabilirsiniz, ona da dikkat edeceğiz artık beraber. Efendim, ikinci 7 harfli kelimenizin sorusu gelecek. Yine tek kelime bir cevap. Buyursunlar. Yapılması ısmarlanan şey. Talep gibi bir şey. Gibi bir şey ama yapılması ısmarlanıyorsa. Ne yapıyorsun? Emir gibi. Gibi bir şey. Dışarıdan yemek ne yapılır? Söylenir. Söylemek. Değil efendim. Dışarıdan yemek. Oturduğun sipariş. Sipariş doğru cevap.